Herkese merhaba arkadaşlar. Bodrum'un çok güzel atmosferinden sizlere merhaba diyorum. Yanımda görmüş olduğunuz otomobil Peugeot'un 2008 modeli arkadaşlar. Yenilenen 2008 ile ilgili özel bir lansman vardı ve Peugeot Türkiye beni davet ettiği için geldim ve bu aracı sizler için inceliyorum. Bu bir ön inceleme, onu baştan söyleyeyim. Aracı yaklaşık 2 saatlik bir süre içinde kullanma imkanım oldu. Çok detaylı bir inceleme olmayacak ama araçla ilgili size bilgi ve fikir vereceğini söyleyebilirim. Şimdi her zaman yaptığım gibi ben bir dış görünümden başlamak istiyorum ve aracı ön panjurunda bir önemli gelişmeler var. Bir kere yeni logomuz var. Görüyorsunuz. Kameraman birazcık yaklaşırsan. Evet. Burada yeni logoyu görüyorsunuz. Yenilenen logo. Biliyorsunuz birçok otomobil firması artık logosunu yeniledi. Temel sebebi de elektrikli otomobillere geçiş için bunlar bu şekilde olmak zorundaydı. Hemen logonun üstünde bir kameramız var. Araçta zaten 360 derece kamera sistemimiz var. Oldukça büyük bir, gördüğünüz gibi burada ızgaramız var arkadaşlar. Altta da yine büyük bir tamponumuz var. Bu tampon da yine aracın heybeti görünmesini sağlıyor. Bu araçtaki önemli bir detay var. Onu söyleyeyim. LED farlar falan var. Tamam, bunları zaten söyleyeceğim ben videonun içinde. Detaylı size aktaracağım ama şurada görmüş olduğunuz üçlü gündüz LED farlarımız var. Bunlar daha önce tekliydi. Artık üçlüye terfi etmiş durumda. Bu da aracın daha agresif ve daha atak görünmesini sağlamış. Onu da söylemiş olayım. Bu renk çok güzel. Bu arada farklı renk seçenekleri de var. Onları da videonun içinde size anlatacağım. Aracın şöyle yan tarafına doğru geldiğimizde GT yani GT yazısını görüyoruz. Bu 3 farklı paketimiz var. O paketlerden en üst paket olan sürümü arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Katlanabilir aynalar olsun, kör nokta uyarı sistemi olsun aracımızda bulunuyor. Yan taraftan baktığımızda da arkadaşlar yine bir B-SUV'un çizgileri bizleri karşılamış oluyor. Şöyle keskin çizgiler var aracın farklı yerlerinde. Bakın burada önden gelen çizginin devamı bu şekilde. Yine arkada da bu çizginin devamını görebiliyoruz. Dodiklerimiz siyah bir şekilde tasarlanmış. Yine diğer benzer SUV modellerinde olduğu gibi. GT paket olduğu için 18 inçlik bir jantımız var arkadaşlar. Giriş paketinde 16, orta paket 17, GT paketinde, GT paketinde ise az önce söylediğim gibi 18 inçlik bir jantımız var. Arka tarafa geliyoruz. Yine LED lambalar bizleri karşılıyor. Arka tarafta da böyle bir LED lambalar var. Peugeot yazımız bulunuyor. Tabii B sınıfı bir SUV olduğu için otomatik açılan bir bagaj kapağı falan yok. Böyle manuel elle açıyorsunuz. 2008'in bagaj hacminde 434 litre. 2 kademeli bir bagajımız var. Şöyle kaldırdığımız zaman bir kadememiz daha var. Biraz daha derin bir alana ulaşmış oluyoruz. Bagajımız yani benzerlerine göre hemen hemen aynı bir değerde olduğunu söyleyeyim. Panzerotumuz var bu şekilde. Yine manuel bir kapanma sistemimiz var. Aracın diğer yan tarafına doğru geçtiğimizde ise gördüğünüz gibi yine diğer taraftaki mekanizma bizleri karşılıyor. Üst kısım piyano bilek detaylar var. Yan tarafta yine piyano bilek detayları da görüyorsunuz. Cam tavan opsiyonu var. GT pakette standart olarak geliyor bu cam tavan. Onu söylemiş olalım. Bunun dışında da şimdi içeriye geçelim. Bakalım arka taraftaki yaşam alanı bizlere neler sunuyor. Evet arkadaşlar, arka yaşam alanına geldik. Arka yaşam alanımızda bazı ince detaylar var ama bunlar her pakette yok arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Çok güzel böyle işlenmiş, böyle güzel nubuk şeklinde koltuklarımız var. Bu GT pakete özgü bir özellik arkadaşlar. Evet, koltuklardaki bu detayları görüyorsunuz. Bir kol dayama vesaire yok. Koltuklar ikili parça olarak hareket edebiliyorlar. Yani öne doğru yatırılabiliyor. Hem yolcu hem de sürücü tarafında şöyle küçük minik ceplerimiz var. Hem bu tarafta var hem var. Bir de şurada iki tane USB var. Bir tanesi tip A, bir tanesi tip C arkadaşlar. Şaft tünelimiz birazcık var. Yani 4 parmağı birazcık geçiyor. 5 parmak falan olarak söyleyebiliriz. Şöyle oturma alanına bir bakayım isterseniz. Bakın ben 1.73 boyundayım. Otomobilin ön koltuğu da bana göre ayarlanmış durumda. Yaklaşık 4-5 parmak çok rahat kalıyor. Tavanda da 4 parmak gördüğünüz gibi şu anda kafamda boşluk oluşmuş durumda. Tavanımız siyah renk. Bu önemli bir detay. Bunu bazen isteniyor biliyorsunuz. Siyah renkli bir tavan döşememiz var. Böyle ortaya kadar gelen bir cam tavanımız var. Açılabilir bir sunroof, daha doğrusu bu cam tavan değil. Sunroofumuz var. Perdemiz de var. Bu perde böyle kapanabiliyor istersek. Malzeme kalitesi B sınıf araçlarda aynı. Gördüğünüz gibi. 4 cam otomatik bu arada. Sadece kol dayamaların olduğu yerler birazcık yumuşak. Yani 2 kişi için çok rahat olur. 3. kişi birazcık zorlanabilir. Özellikle uzun yolda. Şöyle oturmuş olayım. Bakın uzun yolda 3. kişi çok eğlenceli olmaz diye tahmin ediyorum. Şimdi beraber ön yaşam alanına geçelim. Bakalım Peugeot 2008 bizlere ön yaşam alanında neler sunuyor. Evet arkadaşlar, ön yaşam alanına geldik. Ön yaşam alanımızda bizleri neler bekliyor? Şimdi bakalım. Bir kere şunu söyleyeyim. Hemen onu söylemekte fayda var. Peugeot'un iCockpit adını verdi.
gösterdiği 3 boyutlu ve tasarlanmış. Hem burada gösterge paneli 3 boyutlu hem de aslında tasarım da birazcık böyle buradaki şoföre göre ayarlanmış bir 3 boyutlu bir alan bizleri karşılıyor. Direksiyon birazcık küçük geldi bana, onu söyleyeyim. Bu GT yazısı burada da var ve yeşil dikişler hem arka koltukta vardı hem de burada gördüğünüz gibi ön koltukta da var. Bu yeşil dikiş direksiyonda da bulunuyor. Direksiyon çok güzel ama bir tık bana küçük geldiğini söyleyebilirim arkadaşlar. Bu hani biraz daha büyük olsa sanki daha güzel olurdu diye düşünüyorum. Direksiyonun hemen alt kısmında kulakçıklarımız var. Bu kulakçıklarla vites değiştirebiliriz. Otomatik vites zaten E68. Çok fazla tuş kalabalığı yok. Güzel yapmışlar bu direksiyonu. Onu da beğendim. Şurada şu alanımızda gördüğünüz gibi burada böyle bir sürü tuşlar var. Bunlar böyle basmalı gibi mesela. Şimdi arabayı çalıştıralım da biraz daha hem de diğer özellikleri de belli olsun arkadaşlar. Bu tuşlar gerçekten de güzel. Klimalarla ilgili bazı ayarları yine buradan ulaşabiliyorsunuz. Koltuk ısıtmalarımız var. En azından bu modelde böyle. Ve tuşlar dokunmatik arkadaşlar. Bu kısmı çok beğendim. Şöyle şurada bir telefon şarj ünitemiz var. Böyle kapaklı yalnız. Bakın görüyorsunuz. Şöyle kapaklı açılıp kapanabiliyor. Böyle güzel bir şey var. Burada da iki tane tip C çıkışlarımız var. Tip C olması güzel, artık yaygınlaştı zaten. Burada şöyle bir alan var. Burada boşluk, buraya bir şeyler koyabiliriz. Anahtarımız böyle. Yani bunu böyle kart şeklinde yapsa daha güzel olurdu sanki. 12 voltluk çakmak çıkışımız burada mevcut. Vitesimiz bu şekilde. Bir buton şeklinde. E68 vites dedim. PRND var, M var. Buradan ayarlıyorsunuz bunları. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar elektronik park frenimiz var. Drive modlarını buradan ayarlıyoruz. İki tane bardaklık var. Şöyle bir kol dayamamız var. Küçük ama iş görür. Yani iş görecek bir kol dayama var. Öne hareket ediyor mu? Evet, biraz da ön hareket edebiliyor. Bu da güzel. İnce detay ama mesela ben seviyorum böyle öne doğru hareket etmesini. Torpido gözüne bir bakalım. Torpido gözümüz çok büyük değil ama çok küçük de değil. Şöyle bir USB var burada. Nedir bilmiyorum. Burada çeşitli bilgilerin oluşturduğu dosyalarımız vesairemiz var. Şu kısımlar yumuşak gibi. Şuraları da birazcık yumuşak gibi söyleyelim. Bu yeşil çizgiler burada da devam ediyor. 10 inçlik ekranımız var. Multimedya ekranı ki çok başarılı olduğunu söyleyebilirim bu arada. Kablosuz CarPlay ve Android Auto olduğunu da söyleyelim. Şu 3 boyutlu kadran benim çok hoşuma gitti. Ekranda ne kadar görülüyor bilmiyorum ama gerçekten de bu kadran çok güzel. Böyle sanki havadaymış gibi duruyor. Ve bunun belli bir yere kadar belli özelliklerini ayarlayabiliyorsunuz. Söylediğim gibi kokpit böyle şoföre göre tasarlanmış. Yolcu tarafında öyle bir şey yok ama şoför tarafında gerçekten de güzel detaylar var. Aynaları vesaire buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Camları vesaire buradan ayarlıyorsunuz. Yine şuraları sert plastik. Buraları yumuşak mesela. Buraları sert. Şuraları sert. Şuraları birazcık daha nispeten yumuşak gibi. Şuraları yine böyle deri benzeri bir malzemeyle üretilmiş. Şimdi arkadaşlar araçta şöyle detaylarını da size gösteriyorum şu anda. Masajlı koltuk var. Bu ayrıca bir opsiyon olarak görüyorsunuz. Bir de elektronik koltuk var. Burada yükseltmesini, alçaltmasını, işte ileri geri hareketlerini buradan sağlıyorsunuz. Koltukların ısıtmalı olduğunu söylemiştim. Burada masaj özellikleri de var. Tabii bu ekstra bir paket olarak alabildiğimiz bir paket olduğunu da altını çizmiş olayım. Evet arkadaşlar, Peugeot 2008'in hem dışını anlattım, arka yaşam alanını ve ön yaşam alanını anlattım. Şimdi gelin birazcık sürüş yapalım. Aracın diğer özelliklerinden de sürüşte bahsedeceğim. Daha sonra da videoyu kapatıyorum. Evet arkadaşlar, Peugeot 2008'in içine girdik ve sürüşe başladık. Şimdi biraz bu otomobilden bahsettim ben size ama tasarımdan anlattım. Biraz motor seçeneklerinden bahsetmek istiyorum. Araçta 3 farklı motor seçeneği var. Aracın hem dizel hem elektrikli hem de benzinli sürümü var arkadaşlar. Benzinli olan sürüm 1.2 litrelik bir otomobil. 230 Nm torku var ve 130 beygir güç sağlıyor ki 130 beygir aslında dizelde de aynı. Dizeldeki motorumuz ise 1.5 litre arkadaşlar. Onun torku ise 300 Nm arkadaşlar. Dizelde biliyorsunuz torklar zaten yüksektir. Otomatik vites seçeneğimiz var. E68 biliyorsunuz Peugeot'un ürünlerinde, otomobillerinde kullanılan bir vites. Çok seri değil. En azından bu benzinli sürüm şu anda benim kullandığım. Çok seri gelmedi bana. Ama hani sorunsuz bir geçiş var. Özellikle de hızlandıktan sonra herhangi bir sıkıntı olmadan araçta hızlanabiliyorsunuz. Ani kalkışlar yapamıyor. Eğer öyle bir beklentiniz varsa söylüyorum. Yani benim öyle bir beklentim yok ama sizin varsa dikkatli olmanızı veya hani o beklentiyi birazcık düşürmenizi öneriyorum. Bu arada aracın ben ön tasarımını çok beğendim. Bu 3 boyutlu kokpit falan da çok güzel olmuş. iCockpit diyor biliyorsunuz buna Peugeot. Farklı modellerinde de kullanmaya başladı. Bir de böyle bir sürücüye yönelik bir tasarım var burada. Yani sürücü böyle kendini biraz daha böyle merkezde hissediyor. Şimdi gelelim aracın yol tutuşuna ve diğer özelliklerine. Ben tutuşunu çok beğendim. Yol tutuşunda herhangi bir sorun, herhangi bir sıkıntı yok. Gayet güzel bir şekilde, hızlı bir şekilde yolda ilerliyorsunuz. Virajlarda vesaire sizi yormuyor. Bu otomatik viteste gerçekten güzel. Vites değiştirme tuşu böyle ileri geri sadece hareket edebilen bir tuş. PRND var, bir de M modumuz var. M için şuradaki kulakçıkları kullanıyoruz. Standart olarak artık birçok otomobilde karşımıza çıkan kulakçık. Kulakçıklardan bir tanesi, sistemden bir tanesi bu. Gayet de güzel bir şekilde çalışıyor. Yani vitesin kendinde bir sorun yok arkadaşlar. Sadece hızlanma konusunda özellikle ilk kalkışta birazcık yavaş. Birazcık.
Çok da kötü değil. Daha kötülerini gördüm. Çok kötü değil ama çok da seri de değil. Onu söyleyeyim en azından. Benzinli için söylüyorum. Dizeli kullanmadığım için orada net bir yorum yapmak istemiyorum. Sürüş modlarımız var. Şurada bir düğmemiz var demiştik. Ondan bahsetmiştik. Normal, Eco ve Sport olmak üzere 3 tane modumuz var. Takdir ederseniz ki Sport modda biraz daha çabuk hızlanıyorsunuz. Ama yine de kalkışlardaki durum söz konusu. Araçta birçok güvenlik teknolojisi de var arkadaşlar. İşte şerit takip var. Biliyorsunuz artık standart olarak şeritten çıktığınız zaman işte titriyor falan bir şeyler yapıyor. Sizi yolun içinde tutmaya çalışıyor. En azından direksiyon size müdahale ediyor. Beğenmediğim tarafı şu. Direksiyon çok küçük geldi bana. Direksiyon güzel, şık. Bu yeşil çizgi detaylı işte koltuklarında vesairelerinde var. Direksiyonda da var ama direksiyon bana çok küçük geldi. 10 inçlik multimedya ekranımız gayet başarılı bir şekilde çalışıyor. 360 derece kamera sistemi var. Kablosuz CarPlay ve Android Auto var. O zaten artık standart haline geldi neredeyse birçok otomobilde. Bunun dışında ben iç tasarımı beğendim. Ambiyans aydınlatması var. Gündüz test ettik ama çok belli olmayabilir ama gerçekten de o ambiyans çok işe yarıyor. Özellikle de böyle geceye bir yere gittiğinizde. Aracın ön tarafında gündüz farları bulunuyor standart fakat daha önceki modellerde o bir taneydi. Şimdi böyle üç çizgi haline gelmiş. Biliyorsunuz Peugeot'un simgesi aslan. Aslan pençesinden esinlenmiş bir tasarım. Daha önce bir tane pençe vardı. Artık 3 tane pençe var arkadaşlar. Aracın özelliklerini vesairesini beğendim. Ancak eleştireceğim bir taraf var arkadaşlar. Fiyat meselesinde bir eleştirim var. Araçta şimdi donanım paketi olarak baktığımızda 3 farklı paket var arkadaşlar. Active Prime en giriş paketi, Allure orta paket, GT ya da GT olarak da söyleyebileceğimiz 3. bir paketimiz de var. O en üst paket biliyorsunuz bize otomobiller testlerinde genelde en üst paket veriliyor. Bu da en üst paket sürümü aracın. Ve yani yok her şey, her özellik var, her şey var. En azından bu sınıf için söyleyebileceğim her özellik olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki satış rakamlarına baktığımızda genelde arkadaşlar en üst paket daha çok satılıyor tabii ki GT paketi. Bu paketlerin de dağılımı biraz şöyle, dizel ve benzinli de 3 paketi de alabiliyorsunuz. Elektrikli sadece GT paketiyle geliyor, yani en üst pakette geliyor. Fiyatlardan biraz bahsedeyim. Fiyatlar 1.3 milyon TL'den başlıyor ve 1.7 milyon TL'ye kadar çıkıyor. Dizel ve benzinli de. Elektrikli modelde ise arkadaşlar fiyat 1 milyon 580 bin TL. Bence özelliklerine göre fena değil rakamlar. Ancak eleştireceğim şu var. Elektrikli otomobil tamam pakette güzel birçok donanım özelliği var ama hani bu fiyata baktığınızda çok daha donanımlı otomobiller alabiliyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Yani elektrikte böyle bir eleştiri yapabilirim. Ayrıca B sınıfı SUV'ların genel sorunu da şöyle bir sorunu var arkadaşlar. B sınıfı SUV'larda ne yazık ki sadece bunu Peugeot 2008 için söylemiyorum. Yani çok tutulmadı Türkiye'de. Tabii ki şöyle değil. 1.7 milyon diyelim en pahalı sürüm. 1.7 milyon C sınıfı bir SUV alamıyorsunuz. En azından bilinen markalar için söylüyorum. Ama yaklaşırsınız C SUV'lara. Bir 200-300 daha verseniz alabiliyorsunuz. O kadar fark içinde tutup da B sınıfı SUV alınır mı? Orası biraz tartışmalı bir konu. Ve genelde tutmayan bir seri ne yazık ki bu B sınıfı SUV'lar. Ailenin ikinci arabası oluyor. Eşler kullanıyor veya çocukları kullanması için alınan bir otomobil türü olmuş durumda. Bir ön inceleme videosunun daha sonuna geldim arkadaşlar. Bu önceleme videosunda sizlere Peugeot 2008'in özelliklerini anlatmaya çalıştım. Araçla ilgili aklınıza takılan sorular vesaireler varsa yorumlarda yazmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu benim için önemli. Neden önemli diye soracak olursanız abone sayılarına bakıyor arkadaşlar herkes. Abone sayıları ne yazık ki önemli bir noktaya geldi. Siz de bu tarz videoların sayısının artmasını isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.